Herkese merhabalar. R-Squared Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Usyk'in galibiyetini ve bundan sonraki muhtemel rakiplerini konuşacağız. Tabii önce karşılaşmayla alakalı düşüncelerimi şöyle bir aktarayım. Ardından da Usyk hangi rakiplerle karşılaşabilir ve bana göre kiminle karşılaşacak, bir sonraki rakibi kim olacak bunu hep birlikte bakalım konuşacağız. Evet, şimdi karşılaşmayı izledik. Ben maçtan sonra da zaten yine tekrardan izledim. Gerçekten hani beklentimin altında kaldı Usyk. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü biz ne demiştik? 8, 9, 10. roundlar önemli. Yani o roundlarda artık yorulan Joshua'yı Usyk nakavt edecek demiştik. Ama böyle bir şey olmadı. 9. roundda Joshua body shotlarla ciddi anlamda Usyk'i zorladı. Ve adeta 9. roundda bir hard'den çıktı gibiydi Usyk. Ve bir sonraki roundda 10. roundda gerçekten hani çok çabuk toparlayaraktan, zaten bu aşina olduğumuz bir şey. Çünkü analiz videosunda da demiştim. Usyk düşse dahi tekrardan ayağa kalkıp devam edebilecek bir kondisyona sahip demiştik. Tabii karşılaşma gerçekten hani birinci karşılaşmadan daha muhteşem olacak dedik ama bana göre öyle olmadı. Ve Usyk ile ilgili hani daha iyi gelmesini ben bekliyordum. Ama yani beklentimiz dahilinde biraz da aslında altında kalaraktan dövüştüğünü söyleyebilirim. Şimdi tabii bu karşılaşmayı yine kazandı ve bu karşılaşma ile ilgili ben işte yorum da yapmıştım hemen arkasından. Hatta ilk önce şeye bakalım. Maçı kim kazanır dediğimizde işte Usyk'in %71 nakavtla, işte kendimi de koysam tabii daha fazla çıkar da, beklentimiz o yöndeydi ama o şekilde olmadı. Joshua da %29'du. Ne yorum yapmışız? Usyk split decision'ına kazandı. Çoğu roundu Usyk aldı ancak hakemlerden biri Joshua'ya verdi. Evet, gerçekten bu durum zaten skandaldı. Şurada da belirtmişim zaten. Çünkü hani 116-112 ya da 115-113 aldı diye ben maçı tekrardan izlediğimde fark etmiştim. Son rounda geldiğimizde zaten Usyk maçı kazanmıştı. Yani son roundu şey de alsa, Joshua da alsa bence karşılaşmayı kazanmıştı. Ama tabii hakemlerden bir tanesinin böyle bir karar vermesi çok boksa leke sürdüğünü söyleyebilirim. Evet, Joshua 4 round kazandı diye söyleyebiliriz. Ve ilk maçta da yine aynı öyleydi. Sadece o 9. rounddaki Usyk'i çok fazla hırpalaması ve ilk maça göre daha fazla yumruk isabeti bulması bizi aldattı yani, açıkçası. Yani yoksa Usyk yine hemen hemen aynı performansıyla geldi. Ben zaten aynı performansıyla gelmesine hani takıldım. Çünkü daha da iyi gelmesini bekliyordum ben. Joshua'nın body shotları da Usyk'i ciddi anlamda yavaşlattı. Yani bu gelecekte mesela Tyson Fury ile alakalı, yani eğer öyle bir maç olursa, buna ilerleyen dakikalarda bundan bahsedeceğim, sıkıntılı anlar yaşayabilir. Evet, Usyk yine de maçı kazandı. Tebrik ediyorum ama Joshua'yı da tebrik ediyorum. Çünkü ilk maçın üzerine koyarak geldi. Ben nakavt olarak yenileceğini düşünüyordum ama maçı kondisyon sorunu yaşamadan tamamlamayı başardı. Bundan sonra da artık Joshua çok fazla bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Evet, Joshua bundan sonra yine kariyerine devam eder mi etmez mi, onu da yine maçlar açıklandığı zaman konuşuyor olacağız. Joshua'nın ben bundan sonra daha da performansının düşeceğini düşünüyorum. Çünkü psikolojik anlamda çok yıprandı. Evet, buradan şimdi tekrardan bir Usyk'e gelelim. Usyk bu karşılaşmada yine hızlıydı ama ilk karşılaşmaya göre daha yavaş kaldı. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü hızı Usyk için en önemli faktördü. Onun yavaşlaması birazcık durumları değiştirecek ileride diye düşünüyorum. Yumruk kuvveti hemen hemen yine aynıydı. Ringi güzel kullandı ama yumruk isabeti
daha fazla aldı yani. Daha fazla yumruk aldı öyle söyleyeyim. Yumruk isabeti yine aynıydı hemen hemen. Ama daha fazla yumruk aldı. Bu da beni çok şaşırttı açıkçası. Zaman zaman yine yumruklardan kaçtığı da oldu ama ilk karşılaşmaya göre çok fazla yumruk aldığını düşünüyorum. Zaten maçın istatistiklerinde de bu vardır oradan. Bakabilirsiniz. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan Usyk'in muhtemel rakiplerine gelelim. Biliyorsunuz Filip Hrgović Zilay Zeng ile maç yaptı ve bana göre kaybetti karşılaşmayı ama Zilay Zeng'e değil de bu karşılaşmayı Hrgović'e verdiler. Yorum videosunda ben Hrgović'in kazanacağını söylemiştim ama böyle haksız bir şekilde kazanması gerçekten çok berbat oldu. Rakiplerden birisi Filip Hrgović olacaktır. Çünkü IBF'in zorunlu rakibi durumunda. Hemen geçiyoruz. Joe Joyce var. Joe Joyce Joseph Parker ile karşılaşacak. Onu da yenecektir zaten. Ben öyle düşünüyorum. Buna da yine video yapmaya çalışırız. Yani Joseph Parker yendiği anda zaten o da WBO'da Usyk'in zorunlu rakibi durumda olacak. Hemen geçiyoruz Deontay Wilder'a. Wilder de yakında Helenius'la maç yapacak. Helenius'u da ben yine nakavt edeceğini düşünüyorum. Detaylarına videosunu yapınca yine geliriz. Bir diğer rakip de Wilder olacaktır. Çünkü WBC'nin zorunlu rakibi durumunda. Ve en konuşulanı da Tyson Fury. Tyson Fury biliyorsunuz en son Dillian White'ı çok da zor olmayan bir şekilde zaten rahat kazanacak demiştik. Knockout'la yenmişti Nisan ayının 23'ünde. 6. round'da technical knockout'la birlikte. Evet. Peki şimdi bu isimlerden kim şey yapabilir? Usyk'in rakibi olabilir. Lafı ben fazla uzatmayayım. Bana göre arkadaşlar Tyson Fury Usyk maçına doğru gidiyoruz. Ama bu ne zaman olur? Bunun hakkında herhangi bir fikrim yok. Yani muhtemelen maçı daha iyi pazarlamak için uzak bir tarihe bunu koyacaklardır. Ama Tyson Fury ile Usyk'in karşılaşacağını düşünüyorum. Diyelim ki şey olmadı. Hani şey oldu. Bu diğer 3 isim onunla karşılaştı. O zaman ne olur diye hemen kısaca bir yorum yapalım. Filip Hrgović ile karşılaşırsa ne olur diye hemen şey yaparsak. Filip Hrgović'e ben en başından beri balon olduğunu söylüyorum. Zaten bu Zilay Zeng maçında da balon olduğunu yani beklenilen gibi bir boksör olmadığını, geleceği olmadığını bu maçta da bütün dünya gördü zaten. O yüzden Usyk eğer Hrgović ile maç yaparsa Usyk rahat bir şekilde Hrgović'i nakavt edecektir diye düşünüyorum. Hemen geliyoruz Joe Joyce'a. Joe Joyce tabii çok daha önemli bir isim. Çok daha teknik bir isim. Eğer Usyk Joe Joyce'la karşılaşırsa hani amatörde bir karşılaşmaları oldu. Dişe diş bir karşılaşma olmuştu. Profesyonelde karşılaşırlarsa yine çok yakın bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Joe Joyce biliyorsunuz aynı zamanda çok da dayanıklı bir isim. Ama Usyk hızıyla beraber yine Joe Joyce'u sayıyla yenecektir diye düşünüyorum. Hemen bir diğer karşılaşma ihtimali Deontay Wilder ile eğer maç yaparsa ne olur? Deontay Wilder ile maç yaparsa Usyk yine bu karşılaşmayı sayıyla alacaktır. Hatta son roundlara doğru knockout da edebilir. Ama şöyle bir durum var. Deontay Wilder ilk 5-6 round içerisinde yakalarsa kesinlikle Usyk knockout olur. Yani tekrar söylüyorum. İlk 6 round içerisinde yakalarsa Usyk bir daha ayağa kalkamaz. Çünkü Tyson Fury'ye ne yaptığını gördük bu adamın. İki defa knockdown vardı ve birinci knockdown'da yani şeyden bahsediyorum son karşılaşmalarından. Wilder Fury 3 karşılaşmasından ki en iyi performansını da zaten orada gösterdi Wilder. Çok savaştı. Ve Tyson Fury'yi öyle bir düşürdü ki yani dalgaları böyle vücudundan aktı gitti yani. Aynı yumruğa eğer Usyk'e isabet ettirirse kesinlikle ayağa kalkma şansının ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu adam hala ağır sikletin en tehlikeli boksörü. Ne kadar tekniğiniz olursa olsun o yumruğu yediğiniz anda yani elektrikler direkt kesilebilir diye düşünüyorum. Ama benim düşüncem Wilder bunu yapabilmesi zor. Çünkü Usyk aşırı hızlı bir isim. Wilder'ın zaten yavaşlığı inanılmaz yani alelade yani çok sıradan bir yavaşlığı var. O yüzden Usyk yine Wilder'ı şey yapacaktır yani. Usyk hırpalansa da yine Usyk
puanla kazanacaktır diye düşünüyorum. Hatta nakavt bile edebilir. Çünkü yoruluyor bayağı Wilder son roundlarda. Ve gelelim Tyson Fury'ye. Tyson Fury ile eğer Usyk arasında bir karşılaşma olursa ne olur? En merak edilen, can alıcı kısım da bu. Ben en başından beri eğer böyle bir karşılaşma olursa bu karşılaşmanın 12 round süreceğini ve karşılaşmanın puanlamayla Usyk tarafına gideceğini düşünüyordum. Ta ki Usyk'in son maçına kadar. Usyk üzerine bir şey artık koyarak gelmiyor. Gelmediği için de bu performansıyla birlikte Fury'yi yenebilmesi zaten mümkün değil. Ben bunun yorumunu da yine yapmıştım. İşte bakın burada Usyk bu performansıyla Fury'yi geçemez. Evet. Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki Fury nasıl yenecek şeyi? Fury o kadar hızlı değil demiştin. İşte hızı düştü demiştin. Wilder 3 karşılaşmasına göre. Evet, Tyson Fury'nin hızı düştü ama şimdi şunu bir düşünün. Wilder Fury 2 karşılaşmasında body shot'la birlikte düşürdü. Tyson Fury, Deontay Wilder gibi bir adamı. Deontay Wilder gibi bir adamı o kadar hani dayanıklı bir adamı body shot'la yere düşürmüş bir Fury'den bahsediyoruz. Eğer böyle bir maç olursa Fury zaten ipleri kullanıyor, ringi kullanıyor, her yeri kullanıyor, bedenini kullanıyor. Yani rakibinin üzerine çullanıyor. Usyk'i arkadaşlar ringin içinde tutup da üzerine çullanamaz demeyin bana. Çünkü bu adam kolları geniş yani çok müsait yani rakibini şey yapmaya yani hemen kapmaya çok müsait bir adam. O yüzden hani ne kadar ben Alexander Usyk benim boksörüm olsa dahi Fury'nin bu karşılaşmayı ben güle oynaya üzülerek söylüyorum ki kazanacağını düşünüyorum. Ama knockout etmesine ben fazla ihtimal vermiyorum. Roundların çoğunu alaraktan Fury bu karşılaşmayı 3 hakem kararıyla sayıyla alacaktır. Ve çok da zor olmayacaktır. Çünkü yorulan bir yavaşlayan bir Usyk'i yenmek Fury için zaten gayet sıradan bir durum olacaktır. Ha Fury bazı roundlar zorlanır mı? Zorlanır evet. Belki hani şey de olabilir, düşebilir Fury ama Wilder gibi bir adamın yumruğundan ayağa kalkan bir adam yani artık Usyk'in o her ne kadar yavaş yavaş da rakibini yıpratsa Fury yine yani onun üstesinden gelecektir. Çünkü Fury de aynı şey gibi Usyk gibi kondisyon problemi hiç yaşamıyor ve Fury yani hani derler ya böyle deli şeyi var, kuvveti var yani. Hatta Wilder'la yaptığı 3. karşılaşmada adamın üzerine yürüdü ya. Hiç böyle kendini savunmadan direkt kafasını Wilder'ın şeyine yani isabet alanına soktu. Buna rağmen hani hatta böyle kafası dönerek şeye gitti. Köşesine gitmişti. Yanılmıyorsam 9. round muydu, 10. round muydu? Öyle bir şey olması lazım. Fury Wilder 3 karşılaşmasında ona mutlaka bakın. Yani Grogi durumunda köşesine gitti. Ama gerçekten bu adam korkusuz bir adam. O yüzden her ne kadar ben Fury'yi hiçbir zaman şampiyon olarak görmesem de yani bu adam bu boksu hem ringin içinde de iyi yapıyor hem ringin dışında da iyi yapıyor. Hemen taktiklerini değiştiriyor. Mükemmel bir şekilde hani kirli boksuyla daha temiz dövüşen Usyk'e karşı galip gelecektir diye düşünüyorum. Sizin bu yani olası karşılaşmalarla ilgili düşünceleriniz ve Joshua karşılaşması ile ilgili düşünceleriniz neler? Yazarsanız sevinirim. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki karşılaşmamız yanılmıyorsam kimdi o? Luis Ortiz karşılaşması olacak. Andrew Ruiz ile birlikte o karşılaşmayı yorumlayacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.